Evet değerli arkadaşlar. Son Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu'nda görüşülen ve ittifak yasa teklifi diye bilinen yasa teklifinin önemli maddeleri de seçim güvenliğini ortadan kaldırmaya dönük hükümler içeriyor. Bu çerçevede biz siyasi partilerle bir temas grubu oluşturduk. Dün ilk toplantı ziyaretimizi Cuma günü sabah İYİ Parti ile başlamıştık. Seçim güvenliği ekseninde neler yapılabilir, ne yapmamız gerekiyor? Hem yasal düzenlemeler hem de yasal düzenlemelerin dışında bir güvenli seçim hareketinin başlaması ve çalışması konusunda görüş alışverişinde bulunmak üzere Cuma günü İYİ Parti ile ilk görüşmemizi gerçekleştirdik. Pazartesi ve Salı günü diğer görüşme programımız devam edecek. Pazartesi günü yarın sabah 9.30'da yine başlıyor. Büyük Birlik Partisi ile başlıyoruz. Saat 9.30'da Büyük Birlik Partisi, 11'de Demokratik Sol Parti, 14'te Bağımsız Türkiye Partisi, 15.30'da Demokrat Parti ile görüşmelerimizi gerçekleştireceğiz. Salı günü de saat 10'da Saadet Partisi, 11'de Halkların Demokratik Partisi, 15'te de Vatan Partisi ile görüşme yapacağız. Bu görüşmelerden sonra parlamentoda grubu bulunan Halkların Demokrasi Partisi ile ayrı bir görüşme gerçekleştirip teklifin sahibi olan Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi ile de oradan aldığımız görüşler çerçevesinde görüşmeler gerçekleştireceğiz. Amacımız seçim güvenliğinin sağlanmasıdır. Milletin sandığa giren oyunun nasıl girdiyse öyle çıkmasıdır. Oyun sandığa güvenle girmesini ve güvenle sayılmasını arzu ediyoruz. Türkiye'de seçim güvenliği son dönemlerde fiilen ihlal edilir durumdaydı. Şimdi yasal düzenlemelerle de seçim güvenliği ihlalinin yasal bir temele kavuşturulması arzu ediliyor. Görülen o iktidar çevresinde tek adam koalisyonunda böyle bir düşünce var. Bunu engellemek için bir geniş toplumsal mutabakata ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Siyasi partilerle bu görüşmelerimiz bu çerçevede devam edecek. Daha sonra da sivil toplumla aynı şekilde sivil toplum örgütleriyle de temaslarımız devam edecek. Gideceğiz. Henüz takvimi belli değil. Talep edeceğiz. Onlarla da görüşeceğiz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bayrak çağrısı olmuştu. Dün başbakan bu çağrı gelişsin. Sizler o bayrağı cinkize koyup Hakkari'ye giderken bizler o bayrağı çıkarıp her yerde dalgalandık. Ama onun da böyle bir noktaya gelmesi en azından olumlu şekilde nasıl ne olacak cevabınız? Sayın Başbakan'ın bayrak üzerinden bir tartışma açmış olması şık değil. Sevimsiz bir durum. Bayrak üzerinden, ortak değerlerimiz, milli değerlerimiz üzerinden tekelci bir anlayışla toplumu bölmeye kalkışmanın hiç kimseye bir faydası yok, ülkeye bir faydası yok. Sayın Başbakan'a hiçbir faydası yok. Yönetme sorumluluğu içerisinde, hükümet sorumluluğu içerisinde olanlara hiçbir faydası yok. Sevinmesi gerekir. Seviniyormuş gibi gözüküp de aslında şikayetlerini ifade ediyor olması şaşırtıcıdır. Sayın Genel Başkanımız, şehitlerimize duyduğumuz acı ve terör saldırılarına karşı nefretin bir ifadesi olarak bizi birleştiren en önemli değerimiz bayrağımız etrafında milletimize bir çağrıda bulunmuştur. Bayraklarınızı asın evlere diye bayraklarımızla uğurlayalım şehitlerimizi ebedi istirahatlarına diye bir çağrıda bulunmuştur. Başbakanın bu işi dolaştırıp başka şeyler söylemesi yerine teşekkür ediyoruz bu çağrıyla demesini beklerdik. Doğru olanın, yakışanın, yeterli olanın bu olması gerekirdi. Yoksa bayrak üzerinden tartışma açmaya devam ederlerse Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin havaalanlarına sonradan hesabını vermekte zorlandıkları hangi bayrakları astırdıklarını biz çok iyi biliyoruz. O yüzden Türk bayrağını malzeme yapmasınlar. Evet değerli arkadaşlar. Toplanıyoruz. Evet. Evet. Evet, değerli arkadaşlar biliyorsunuz önümüzdeki hafta Cuma Cumartesi günü tüzük kurultayımızı gerçekleştireceğiz ve yeni tüzüğümüzü kabul edecek kurultayımız onunla ilgili karar verecek. Burada Cuma gününden bu yana çok yoğun bir tartışma, görüş alışverişi, örgütün tümünden gelen görüşlerin ortak akılla değerlendirilmesi sürecini yaşıyoruz. Bir anlamda beyin fırtınası, bir güzel demokrasi örneği veriyoruz.
Cuma günü milletvekillerimiz, parti meclis üyelerimiz, Yüksek Disiplin Kurulu üyelerimizle tüzük taslağını tümünü tartıştık. Herkesin, bütün arkadaşlarımızın görüşlerini, katkılarını, eleştirilerini, takdirlerini hepsini aldık ve bunları değerlendiriyoruz. Bugün de şu anda 81 ilden gelen il başkanlarımızla aynı taslağı değerlendiriyoruz. İl başkanlarımız da önerilerini, düşüncelerini paylaşıyorlar. Tüzük hazırlama sürecimiz çok dinamik bir biçimde devam ediyor. Gerçekten çok olumlu, çok yerinde öneriler var. Önerilerin olabileceklerini, olamayacaklarını karşılıklı büyük bir olgunluk içerisinde konuşuyoruz, tartışıyoruz. Bugün il başkanlarımızla olan toplantıyı da tamamlayacağız. Ve önümüzdeki hafta sonunda da tüzük çalışmasını bitireceğiz. Taslak esas olarak çatı itibarıyla herhangi bir biçimde sıkıntı yaratmıyor, benimsenmiş durumda ama tüzüğün maddeleriyle ilgili önerileri var arkadaşlarımızın. O önerilerin de tamamını not alıyoruz. Onları da değerlendirip en son kurultay günü görüşeceğiz. Yani özel olarak öne çıkan öneriler kadın ve gençlik kollarının örgütlenmesiyle ilgili düşünceler var. İl ilçe örgütlerinin kendi iç ilişkilerinin düzenlenmesine ilişkin öneriler var. Aday belirleme yöntemiyle ilgili öneriler var. Bütün bunları siyasi partiler yasası ve mevzuatın da imkan verdiği ölçüler içerisinde oturtup bir ortak görüş haline getirmeye çalışıyoruz. Teşekkür ederim arkadaşlar. Arkadaşlar, mevcut taslakta ön seçimi kaldıran bir hüküm yok. Ön seçim seçeneklerin içerisinde her zaman vardı, yine var. Merkez yoklaması ağırlıklı yapılır diye bir önlem de yok. Ön seçim öncelikli yöntemdir diye yazıyor. Sadece oradaki hükümlerin sanıyorum açıklanmasına ihtiyaç var. Bu konuda çeşitli öneriler de var. O öneriler doğrultusunda yeniden düzenlemeler yapılabilir. Şu andaki mevcut öneri, özellikle milletvekili seçimindeki ön seçimle ilgili, mevcut tüzüğümüzden sadece bir üç kelimelik bir cümlecik, yarım cümle farklı. O da en çok bir milletvekili çıkarılan yerlerde ön seçim, mutlak ön seçim yapılacak ya da mutlak merkez yoklaması yapılacak diye bir ayrım yok. Merkez yoklaması sınırlamaları içerisindeki kotalarda bu bir milletvekili çıkaran yerler kota kapsamı dışına çıkarılıyor. Bu şu demektir teklifteki. Burada parti meclisi ön seçim kararı da alabilir, merkez yoklaması kararı da alabilir. Yoksa ön seçim burada olmayacak şeklinde bir düzenleme değil. Onları izah ettiğimizde sanıyorum herhangi bir problem kalmayacaktır. AK Parti, MHP ve Büyük Birlik Partisi soru işareti. Diğer tarafta sizin ısrarla ittifak, hatta adınlar ister Cumhur İttifak, ister Cumhur İttifak dediğin, size ittifaka yönelik çeşitli açıklamalar var. Siz nasıl bakıyorsunuz? Bu açıklamalar olsun, gerekse bir HDP ya da İYİ Parti ile olası bir ittifak. Arkadaşlar, Sayın Genel Başkanımız söyledi. Bir tarafta tek adam koalisyonu var. Öbür tarafta demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, adaleti ve huzuru temsil eden bir büyük buluşma var. Biz demokrasi, adalet ve huzuru temsil eden o büyük buluşmanın tarafında ve temsilcisiyiz. Bu çerçevede bir geniş buluşmaya Türkiye'nin ihtiyacı var. Bunu bir cepheleşme kültürüyle değil, kutuplaşma kültürüyle değil, tam tersine bir büyük buluşma anlayışıyla hayata geçirmek gerekiyor. Bu çerçevede ilkeler etrafında birleşmek önemlidir dedi Sayın Genel Başkanımız. Dolayısıyla biz ilkeleri ön plana çıkarıyoruz. İlkesiz bir beraberlik değil, İlkelerin ön plana çıkacağı bir beraberlik. Partileri ya da kişileri konuşan, ön plana çıkaran bir beraberlik değil, ilkeleri ön plana çıkaran bir beraberliği savunuyoruz. Bu çerçevede önümüzdeki süreç ilkeler etrafında büyük buluşmalara açık bir süreçtir. Sadece bunun bilinmesinde yarar gördüğümü paylaşmak istiyorum. Teşekkür ederim arkadaşlar. CHP, İYİ Parti, HDP'nin bir araya geldiği ve gizli görüşmeler yaptığını. Bu yönde bir görüşme oldu mu? Demokrasi anlayışı çerçevesindeki büyük buluşmanın şeklini, hedefini, pozisyonunu belirlemek tek adam koalisyonunun sözcülerine
bırakılmayacak kadar önemli bir iştir. Onların çizdiği çerçevede hareket etmeyeceğiz. Biz ilkeler neyi gerekliyorsa o çerçevede hareket edeceğiz. Teşekkür ederim arkadaşlar.